yollarını öğretebilir. Ünlü manken Tülin Şahin, yılın 200 gününü uçakta geçirip, günde 4 saat uyuyup, üstünü otomobilde değiştirip, makyajını da ilk bulduğu aynada yapıyor. Ünlü modelin aynalarla arasının iyi olduğunu bilmeyen yok. Ama o, tanrı vergisi güzelliğini korumak için boş durmuyor. Şahin, geçtiğimiz aylarda çıkardığı kitabında makyaj sırlarını bakın nasıl anlatıyor. Birincisi yüzlerini çok iyi tanımaları gerekiyor, renklerini çok iyi tanımaları gerekiyor ki yüzlerini kapatmadan, öldürmeden bir makyaj yapmaları gerekiyor. Yüz nasıl olmalı? Allık Rambo gibi durmaması gerekiyor. Kadınlar buraya bir şerit halinde yapıyorlar bunu. Oysa ki allık bize görüntüsünü vermeli. Sanki spordan yeni çıkmışız. Hani böyle utanınca bir kızarma olur ya, onun gibi bir şey vermeli. O yüzden mesela allığı sürmenin yine bir püf noktası, gülümseyecekler. Ve tam buralara şöyle sürecekler. Dudaklar nasıl boyanmalı? Dudakları fırçalamakla ruj daha mı parlak görünür? Çocuk diş fırçası alıp ayrıyeten ruj sürmeden önce ölü deriyi atmak için sabah çok nazik hareketlerle bir ılık suyla dudaklarını fırçalasınlar. Dudak derisini. Dudak derisini atacak şekilde. Ve eğer böyle bir imkanları yoksa mesela havluyu ıslatıp ama sıcak suyla havluyla da o ölü deriyi atabilirler. Böylece ruj bütün gün kalıyor, artık dudaklar daha dolgun duruyor. Nasıl ojeler tercih edilmeli? Bordo renk oje Türk kadınlar arasında çok yaygın bir renktir. Ama daha böyle genç görünümü hedefleyen kadınlar daha açık tonları tercih etmeliler. Çünkü bordo renk yaşlı gösterebilir. Saçlar hangi sıklıkta yıkanmalı? Her iki günde bir yıkıyorum. Tek şampuan yapıyorum. Şampuan önce avucuma döküp sulandırıp sonra kapıma sürüyorum. Ve sadece diplerini köpürtüyorum. Yani uçlarına şampuan getirmiyorum. Çünkü burası sap, burası kök. Kirlenen yer aslında kök. O yüzden çamur, o gün eğer bir çamurda banyo yapmadılarsa saçlarını iki defa yıkamaya gerek yok. Kirpiklere nasıl şekil verilebilir? Maskara sürüldükten sonra bu sonra kullanılmaz. Maskara sürülmeden önce kullanılmalı. Bunu tabii gözlerini yakmayacak şekilde ısıtıp şöyle bir yine üfleyip sonra kirpiklerini kıvırırlarsa bütün gün öyle kalıyor. Fondöten seçimi nasıl olmalı? Alırken ne yapmalıyız? Fondöteni denerken ellerinde, yani burada veya burada denemesinler. Fondöteni sürecekleri 3 renk fondöten alsın, yani denerken bazıda. Buraya böyle 3 tane çizgi halinde sürsünler. Hangi renk kaybolduysa o renk en doğrusudur. Yani ne açık ne koyu ama kaybolan renk en doğru fondötendir. Onu satın alsınlar. Kendisiyle barışık olan manken Şahin'in güzellik sırları işte böyle. Ona bakınca söylediklerinde pek de haksız olduğunu söylemeye gerek var mı? Sıradaki haberimizde hem kaliteli hem de ekonomik erkek ayakkabısı.